Üzerimde kul hakkı bulunuyor. Ne yapmalıyım? Eğer üzerimizde kul hakkı olduğunu biliyor, bununla beraber onu ödeme imkanımız yoksa, bu durumda yapılması gereken şey, evet kardeşimizin söylediği gibi, onu fakir fukaraya dağıtmak veya bir camiye, bir mescide bağışlamak veya bir hayır yolunda harcamak, onlar adına, evet yaptığını onlar adına yapıyor. Evet, başka biri hac yap demiş, hac yapanların üzerinden kul hakkı kalkıyor, böyle bir şey yoktur. Ama hac yaptı, onun sevabını onlara bağışladı, onlar adına hacı yaptıysa bu başka bir şey. Olması gereken şey, neyi yaparsa yapsın o fark etmiyor. Mesele onlar adına hayrı yapmış olmaktır. Elbette ki o hayrın sürekli olması daha hayırdır onlar için. Diyelim ki mesela söylediği gibi bir camiye yardım etti veya bir çeşmeye yardım etti örneğin. O sürekli aktığı için o hayırları da sürekli olmuş olur. Bunların dışında yapılması gereken şey, hangi ibadeti yaparsa yapsın, hangi hayrı yaparsa yapsın, dua ederken, onu hediye ederken, üzerimde hakkı olanlara da hediye ettim ya Rabbi demesi gerekir. En kestirme yoldan, evet, üzerimde kimin hakkı varsa onlara da hediye ettim deyip hediye etmesi lazım. En uygunu olan budur. Allah zaten hayrı bölmüyor. Hem onlara da ikram ediyor, hem dua ettiklerine de ikram etmiş olur.